Metnuç'e 13 habere hoş geldiniz değerli izleyiciler. İlk haberimiz Türkiye'deki kadın şiddetine ilişkin. Türkiye'de kadın şiddeti adeta cins kırım boyutuna ulaşmış durumda. Bu şiddet de en çok AKP iktidarı ve devlet politikalarına yaslanmış durumda. İşte bu politikalardan kaynaklı şiddet haberimiz İstanbul Avcılar'dan. Yeşilkent Mahallesi Eren Sokak'ta Çiçek Mayalı adlı kadın bir aracın içinde Şahin G tarafından boğazı kesilerek katledildi. İddialara göre Şahin G Çiçek Mayalı'yı araç içinde boğazından ve karnından bıçakladı. Ardından sokağa yakın bir noktadan yaralı halde araçtan atılan Mayalı kanlar içinde uzun süre yardım bekledi. Çevrede kimse olmadığı için sürünerek yola çıkmaya çalışan Mayalı kız kardeşi tarafından hastaneye kaldırıldı. Mayalı kan kaybından dolayı yaşamını yitirdi. Şahin G'nin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Ve toplu mezarlar değerli izleyiciler, Kürdistan'da Ermeni soykırımı, Dersim katliamı ve Şeyh Said isyanı ardından gerçekleşen katliamlarla toplu mezarlar bulunuyor Kuzey Kürdistan'da. Bu kez 7 Şubat'ta Amed'in Mirdin Kara yolunda bir toplu mezar bulundu. 20 kişiye ait kemikler var. 7 Şubat'ta Ahmet Mirdin Kara yolunda Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi'nde 7 metrelik bir su sarnıcında 20 kişiye ait kafa tası bulundu. Mehmet Selim Gökçen, kemiklerin Şeyh Said isyanına katılan büyük dedesi Mahmut Ahmet ile birlikte katledilen 16 kişiye ait olduğunu iddia etti. Gökçen, dedesi ve arkadaşlarının 1937 yılında bizzat Mardin valisi Fahri Onursal'ın talimatıyla Zerzevan Kalesi'nin aşağısında kurşuna dizilerek öldürüldüğünü belirtiyor. Çınar Cumhuriyet Savcılığı'nın el koyduğu kemiklere DNA testi isteyen Gökçen kemiklerin kendisine verilmesini istiyor. Ancak gizlilik kararı konulan araştırma hakkında Gökçek'in başvurduğu ihaleye dahi net bir bilgi verilmiyor. Savcılığın bu tutumu karşısında şube başkanı Raci Bilici şunları dile getirdi. Kürdistan sürekli toplu mezarlar artık gündeme gelmeye de başladı. Bizim devlet yetkili, hiç kimse bize bu ayrım noktasına bulunmasın. Çünkü bizim için hiç fark etmez. Eski ya da yeni bizim için hepsi değerlidir, hepsi anlamlıdır. Her katledilen, her oluşan toplu mezar kendisine göre bir tarihi vardır, bir mücadelesi vardır, bir duruşu vardır. O vesileyle eski ve yeni bizim için önemlidir ve aynı derecede biz yaklaşıyoruz. Yetkililerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Yani eski kemiklerin eski kemiklerdir ya da eski toplu mezar deyip üzerini kapatma asla kabul etmeyeceğimiz bir şeydir. Biliyorsunuz yakın bir zamanda Çınar'ın bir köyünde Zerzaman Kalesi'nde yine kemikler çıkmaya başladı. Ve bu kemikler de tesadüfen ortaya çıktı. Çünkü oradaki köylülerin müracaatı sonucu ortaya çıkıyor. Yani Cumhuriyet Savcı'na oradaki köylüler askeri yetkililere bildiriyorlar. Tesadüfen gördükleri için herhangi bir devlet yetkili bir araştırması ya da özellikle bu yönde bir mücadelesi sonucu değildir. Çok ilginçtir, çok ciddi bir hikayedir. 1937 yılında dönemin Mardin valisi tarafından 16 tane 16 Kürt aydını yani Kürt Rusifisini Kızıltepe'den alıyor, getiriyor ve orada kurşuna diziyor. Son dönemlerde birçok yerde toplu mezarlar, katliamlar hiçbir hukuksal süreci ya da kendi yasalar çerçevesinde dahi yargılama yapmadan keyfi uygulamalarla birçok katliamlar yapılıyor. Bu da buna benzeridir. Fahri Onursal dönemin valisi 1937 yılında bunun emriyle gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Burada son derece vahim bir şey, yeni duyduğumuz bir şey, bize yeni gelen başvurudur ve biz de bu başvuruyu geçmiş başvurularda olduğu gibi bunu da değerlendireceğiz. Bunda hassasiyetle üzerinde duracağız. Kemiklerin en azından akıbetini öğrenmek, o süreci izleme temelinde hassasiyetle yaklaşacağız. Umudumuz var mı derseniz umudumuz yoktur. Çünkü devletin politikası ortadadır. İşte saray kapıda da geçmişe ait kemikler olduğu söylendi ve o kemikler ne oldu, nereye götürdü, ne yapıldı hiçbir şekilde bize izin verilmedi. Müdahil olmamıza da izin vermediler.
Şehzade isyanı 1089 yıl önce 13 Şubat 1925'te başlanmıştı. Ancak Şehzade ve arkadaşları 29 Haziran 1925'te Ahmet'te, Dahkabı'da idam edilmişti. Bu yıl Şehzade ve arkadaşlarına anma etkinlikleri isyanın başlangıç günü olan 13 Şubat'ta başlayacak. Anma etkinlikleri Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik uluslararası komplonun yıl dönümü olan 15 Şubat nedeniyle 13 Şubat'ta başlıyor. Anma etkinlikleri çerçevesinde Batı Kent Meydanı'nda halk kürsüsü kurulacak. Etkinlikte hem Öcalan'a yönelik uluslararası komplo hem de Şehzade ve arkadaşlarına yönelik komplo kınanacak. Öcalan'a yönelik 15 Şubat komplosu ile Şehzade isyanı arasındaki tarihi paralellik ise dikkat çekiyor. Öcalan'ın yargılanması sonucunda 29 Haziran'da idam kararı verilmişti. Şehzade ve 46 arkadaşı da yine aynı tarih yani 29 Haziran'da 1925'te Dağkapı Meydanı'nda idam edilmişlerdi. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları Ahmet'te afişler şeklinde billboardlara asıldı. Bu fotoğraflar ve afişler Ahmet'te halk tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ancak savcılık hemen harekete geçti ve afişlerin toplatılma kararını aldı. Öcalan'ın uluslararası komplo sonucu Türkiye getiriliş yıl dönümü dolayısıyla bastırılan afişlerin 15 Şubat'a kadar kalacağı açıklanmıştı. Altında BDP imzası bulunan afişlerde Özgür Önderlikle Özgür Yaşama sloganı yazılı. 13, 14, 15 Şubat tarihleri arasında Batı Kent Meydanı'nda düzenlenecek halk platformları öncesi kentin birçok noktasında yer alan devasa reklam panolarına Öcalan'ın fotoğraflarının asılması halk tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ancak Ahmet'teki Cumhuriyet Başsavcılığı Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu afişlerin toplatılmasını istedi. Uluslararası komplonun yıl dönümü nedeniyle 15 Şubat'ta düzenlenecek etkinliğe çağrının yapıldığı afişlerde suç unsuru bulunduğu iddia edilerek toplatılma kararı isteyen savcılık talebi mahkeme tarafından kabul edildi ve söz konusu afişlerin toplatılması yönünde mahkeme karar verdi. Mahkemenin kararını Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildiği öğrenildi. Kürdistan'da halkın mağdur edildiği bir diğer konuda elektrik kesintileri son dönemde artan bir durum söz konusu. Elektrik kesintilerinde elektrik kesintisinden dolayı DEDAŞ'ı sorumlu tutulan halk ise isyan noktasına gelmiş durumda. Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi Hezo ve Kerceus ilçesine bağlı çok sayıda köye milyonları bulan faturalar kesti. Bu yetmedi, üstüne de elektrikleri kesti. Köylüler elektriksiz ve susuz bırakılmalarına karşı alanlara çıktı. Aynı durum geçtiğimiz günlerde Mardin'in Koser ilçesinde de yaşanmıştı. Halk elektriklerin sık sık kesilmesini protesto etmek için DEDAŞ binasını işgal etti. Bu işgallerin yayılabileceği belirtiliyor. Ve Mali'den bir haberle devam ediyoruz. Kızıl Haç'a ait bir grup Mali'de El-Kaide bağlantılı bir grup tarafından kaçırıldı. El-Kaide bağlantılı grup kaçırdıkları 5 kişiyi İslam düşmanı olarak nitelerken bu kişilerin sağ ve durumlarının da iyi olduğunu açıkladı. Bölgedeki Kızıl Haç yetkilileri de yaptıkları açıklamayla kaçırma olayını doğruladı. Ayrıca kaçırılan kişilerin Mali vatandaşı olduğu da belirtildi. Mali 2012 yılında ülkenin kuzeyini ele geçiren El-Kaide bağlantılı çeteler ve Tuareg kabilelerinin isyanları sonrasında iç savaşa sahne olmuştu. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Fransa bölgeye asker göndermişti. Çatışmalar nedeniyle 800 bin kişi evini terk ederek Birleşmiş Milletler'e ait yardım kamplarına yerleştirilmişti. ...13 haberi burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. Kısa bir aradan sonra aktüelde seçim gündemiyle bir kez daha karşınızda olacağız.